Spor gündeme hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün stüdyoda çok sempatik, güler yüzlü bir konuğumuz var. Erten Gazi, Anadolu Efes'in Kıbrıslı Türk oyuncusu. Ülkesine büyük gurur yaşatmıştı. Sorulduğu zaman yuvaya dönüş olarak değerlendirdiği Anadolu Efes'te transferi sonrası iki önemli kupanın sahibi oldu Anadolu Efes ve bu gururu bize yaşatırken kendi de takımının bir ferdi olarak bu gururu yaşadı aynı zamanda. Stüdyomuzda bugün videolu mesaj göndermişti daha önce. Telefon bağlantısı yapılıyordu zaman zaman ama canlı kanlı en nihayet stüdyomuza geldi bugün ve onu ağırlıyoruz ve gurur duyuyoruz Erten'i ağırlamaktan. Erten Gazi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Tabii ki aileye sürpriz yaptın. Evet. Programda yoktu. Babalar gününde babaya bir sürpriz yapıp aynen öyle oldu. Çıkıp geldin. Çok konuşuluyorsun. Bilhassa Anadolu Efes'e transferin sonrasında orada süre almanla bu heyecan katlandı. Euroleague macerası başladı. Sonra ardından Süper Lig'deki başarı. Süre alman burada tabii ki çok insan seni konuştu. Çok insanı gururlandırdın, ülke insanını. Öncelikle tabii ki gönderdiğin mesaj vardı bize, videolu mesaj izleyenlerimize, seyircilerimize paylaştığımız ama duygularını alalım Erten. Öncelikle beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi yuvaya dönüş temalı bir transfer oldu benim Efes'e gelişim. Zaten her zaman takipteydiler. Ben de her zaman tabii ki gönlüm Anadolu Efes tarafındandı. Böyle bir teklif gelince kaçırmak istemedim. Ve takıma geldiğimde inanılmaz bir ortam vardı takımda. Herkes birbirini çok iyi tanıyordu ve tek gelen transfer ben olduğum için yani ben şey düşündüm belki... Doğru, bu sene ilk tek transfer sensin. Evet, evet, yaz dönemindeki tek transfer, evet. Ben düşündüm ki belki beni yani kabullenmeleri biraz daha zaman alır. Yani belki ekstra bir çaba göstermem gerekir diye. Öyle bir şey yoktu. Kesinlikle herkes yani en genç oyuncusundan en kıdemlisine kadar herkes beni sahiplendi ve orada çok güzel bir ortam yarattılar. Zaten teknik açıdan konuşmak gerekirse sezona geçen sezondan, Covid'le kesilen sezona biraz izlemiştim nasıl maçlarımız nasıl gitti, ne kadar iyi gidiyorduk diye bir Efes oyuncusu olarak. Böyle olunca yani ben sezona başladığımızda biraz şey oldum, ne oluyoruz? Yani çok iyi başlamamıştık yani Efes taraftarları da bilir. Ancak daha sonra tekrardan toparlanmasını bildik. Zaten takım içerisinde yani oyuncular arasında toplantılar oldu, koçlar oyuncular arasında toplantılar oldu ve çözümü bulundu. Ben de çok şanslı olduğumu hissediyorum. İlk yılımdan, ilk profesyonel yılımdan hem Euroleague şampiyonluğu, Avrupa'nın en iyi yani alabilecek en üst seviyedeki bir başarı ve aynı zamanda da lig şampiyonluğu geldi. Yani duygularımı anlatamam şu an. Tabii ki hedefler vardır. NBA hedefini biliyoruz. Hı hı. Bu arada Amerikan Koleji NCAA'de oynamak ona da bir gelecek ayrıcalık. Hayır, yani şeyi soracağım. Yine ileride o olur da Anadolu Efes zaten yuvam dedin. Altyapısından yetiştiğin bir kulüptü, büyük kulüptü. Evet. O da bir avantaj senin için. Ancak daha çok uzun yıllar oynama hedefini biliyoruz Türkiye'de, Anadolu Efes'te. Herhalde böyle olacaktır gidişat. Neler söyleyeceksin? Yani benim şu andaki kariyer hedeflerim tabii ki Efes'te kalıcı olup Efes'te bir yer edinebilmektir. Eğer yeteri kadar performans gösterirsem ve NBA takımlarından da bir ilgi gösterilirse bana karşı tabii ki düşünürüm. Ancak şu anki hedefim yani bu seneki aynı Anadolu Efes'e devam etmek, bu seneki kazandığımız başarıların üstüne kat katarak devam etmek. Hı hı, evet Tonguç. Şimdi sosyal medyada da sorular var. Mesela sevgili Orçun Kamalı diyor ki futbolda idolümüz olan Mete Adanır'dan sonra basketbolda da bir idolümüz var. Erten Gazi, gurur musun? Yani çok var mesajlar. Erten Gazi Ergin Ataman'la çalışmak nasıl bir şey?
Zor adam. Ne? Hocanı çok sevdiğini anlaştığınızı zor. Bu arada evet, Anadolu evet. Efes yetkililerine de bu röportajı kesinlikle sağladılar bize. Çok teşekkür evet. ederek onlara da belirtelim. Bu süreçte gerçekten büyük destek yardım aldık. Hadi hocayı çekiştirelim. Aslında çekiştirecek pek bir şey yok çünkü yani hocam dışarı nasıl görünüyorsa antrenmanlarda öyle ve çalışırken de öyledir. Her zaman oyuncusuyla iletişimini koparmayan fakat aynı zamanda da profesyonelini koruyan bir hocamız olduğu için yani oyuncular bence buna alıştıktan sonra yani hem sahada hem saha dışında en verimli bir şekilde oyuncudan bir şeyleri almayı başarabilen bir koç. Zaten bunu benim söylememe gerek yok. Yaptıkları her şeyi gösteriyor yani. Avrupa Ligi'nin Euro Ligi kazanan ilk Türk koç. Evet. Euro Ligi'nin evet. ilk Türk koçu yılın evet. antrenörü olması. Evet. Aynı zamanda işte o zaman Euro Cup'tı galiba. Euro Cup'tan işte Euro Cup Türkiye Ligi. Evet. Bir kupa daha vardı galiba. Euro Ligi kazanan tek koç galiba. Yoksa bir yani ilklerden olduğu Hı-hı. için yani evet. bunu yani benimle bana sormanıza gerek yok. Nasıl görüyorsanız kendisi öyle iyi bir insandır. Takımla uyuma baktığımız zaman söylemiştin yabancı hissetmediğini, hissettirmediklerini ama bu da yansıyor Ertem. Oldukça uyum, seni kabul ediş kendini gösteriyor aslında. Hani takımı böyle bir inceleyecek olursak baktığımız zaman aralarda da bu sevinç anlarında da ki bu şeyde soyunma odasında Euroleague, Turkish Airlines Euroleague kupa sevinci soyunma odasındaki görüntüleri bize yansıtsın değerli yönetmenimiz Kaya. Orada da evet. Larkin'le karşılıklı oynadığınız anlar. Bu arada tabii ki annenden babandan dans konusunda da oldukça yetenekli başarılı olduğunu öğrendik. Görüntülerde zaten kendini gösteriyor. Ekrana evet. da verirse sevgili Kaya. Evet, ekrana da gelebilir Kaya. Genel ekrana da gelebilir. Dunstan lan, sevinç. Üniversite. Aynı üniversite. Evet, aynı üniversiteden. Farklı zamanlar. Fakat Dunstan nasıl bir dıştan görüntü, felaket korkutucu bir görüntüsü var ama. Tam aksine. Yani saha içerisinde rakip olmak istemezsiniz. Fakat aynen takım arkadaş olmak istersiniz, rakip olmak istemezsiniz. Saha dışarısında çok seveceğim bir arkadaşımız. Evet, evet. Larkin'le karşılıklı oynadığınız anlar. Unutulmaz anlarda değil mi? Evet. O anlara bir daha gidersek neler söyleyeceksin Ertan? Yani zaten şu an ekranda yansıtıldığı gibi inanılmaz bir duyguydu orada. Sahada sevindik, daha sonra soyunma odamıza geldik. Orada ayrı bir sevindik. Çoğu oyuncumuzu beklemek zorunda kaldık. Çünkü röportajlar vardı. Hocamızı beklemek zorunda kaldık. Evet. Röportajlar vardı. Çok uzun bir sevinme süreci oldu biz için bu soyunma odasında. Fakat yani herkes o kadar heyecanlı, o kadar sevinçliydi ki yani biz yaklaşık 1,5 saat, 2 saat boyunca orada kaldık ve hiç fark edilmedi yani. Evet. Yani herkes böyle bir konuşulacak bir konu vardı, sevinecek bir ortam vardı. O yüzden yani çok inanılmaz tabii anlardı. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türkler, Anadolu Efes'in kazandığı bu büyük kupanın gururu oraya geleceğim Tonguç vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de elbette bir farklı yönü var. Çünkü Kıbrıslı Türk oyuncusu olarak burada dediğim gibi program başında çok konuşuldun, çok takip ediliyorsun. Çok mesajlar var zaten sosyal paylaşımda o desteği aldığını söylüyorsun. Aileden vasıtasıyla gelen mesajlardan mutlu olduğunu söylemiştin, açıklamıştın bize gönderdiğin videolu mesajla. Bu konuda neler söylemek istersin? Birçok genç seni örnek alıyor. Yani şimdi öncelikle işte NBA'den bir örnek gösterir başka kulüplerden ama şu an bu ülkede Ertan basketbol seven, basketbolda ilerlemek isteyen gençler için çok güzel bir örneksin. Eminim onlara söyleyeceklerim vardır, destekçilerine söyleyeceklerim vardır. Bu noktada neler söylemek istersin bu? En baştan başlayayım ben. Basketbolcu nasıl olmaya karar verdiğimi size söylemek ben istiyorum. Ben bu salonda oynayacağım dedim. Aynen öyle. Evet. 2010'da bir İstanbul'da düzenlenen dünya şampiyonası vardı. Organizasyonu vardı. Biz de oradaydık, sen de oradaydın. Evet, o zaman tanışıyorduk evet. herhalde ama. Babam sağ olsun orada bütün maçlara biletleri bulmuştu bizler için ve gidip izlemiştik İstanbul'da. Evet. En son final maçı oynandıktan sonra işte sahadan çıkarken ben yani oradaki yaşanan duyguyu yani seyirci olarak yaşanan duyguyu evet, çok sevmiştim. Fakat aynı zamanda 2010'da 13 yaşındaydım. Evet, 13 yaşındaydım. Yani oradaki
13 yaşında bir basketbol sever bir çocuk için o sahada olma isteği bir anda böyle benim için bir kabardı. Yani ben de yapabilir miyim? Ben ama istiyorum yapmayı gibi bir duygu kabardı içimde. O yüzden sahadan çıktıktan sonra bir böyle bir şey söyledim. Ben anneme demişim bunu. Tabii tam olarak ben o anı hatırlamasam bile çünkü o an duygular vardı. Ben bu salonda oynayacağım. Aynen anneme demiş. Dönüp dedim ki anne ben bu salona bir daha geldiğim zaman oyuncu olarak geleceğim demiştim. Şu an Efes'in home court'u. Orada bütün maçlarımızı orada yapıyoruz. Ancak yani Kıbrıs'a döndüğüm zaman bir şeyi fark ettim. Evet. Biz haftada iki antrenman yapıyoruz ve haftada üç antrenman yapıyoruz. Aynen. Mesela yani güzel yurttayken işte babamın antrenörlerindeki takımlarla hep iki antrenman, üç antrenman yapıyoruz. Çünkü aynı zamanda çocukların bizim yani eğitimi de bir anda getirmesi gerekiyordu. Özel dersler olsun, okul olsun. Böyle olunca yani ben ekstra bir şeyler yapmak istedim. Zaten bizim evimdeki bir potam var, basketbol potam var. Orada ekstra çalışıp bir şekilde her zaman basketbolla ilgili olmaya çalıştım her zaman. İşte 14 yaşında bir İstanbul turumuz oldu. Ailem beni götürmüştü. Bir basketbol Fenerbahçe'ye gitmiştik. Orada bir antrenman yapmıştık. Orada kalmam istendi fakat çok küçük olduğum için kalmadım. Şimdi 15 yaşına geldiğimde aynı olay Efes'e oldu. Efes bu sefer yani kalmamı isteyince kaldım. Çünkü bu sefer Efes saklamadı. Yani Fenerbahçe'nin beni istemesi biraz saklanmıştı benden. Pek söz hakkım yoktu o konuda. Hocanım, buradan, hocanım buradan duysunlar. Ya bak kapının dışında çıkacak. Evet, görüşecek bu akşam. Ancak işte o 15 yaşında, pardon 15 yaşında Efes'e geldiğim zaman saklanmadı bu konu benden. Ve sorulduğunda ben tabii ki kalmak istiyorum dedim. Evet. Fakat aynı zamanda eğitimi de beraberinde götürmek istedim. Tabii. Çünkü her zaman önümde iki kapının, hatta ikiden fazla kapının açık olması gerektiğini biliyordum. Evet. Yani spor çok güzel bir şey. Buradan yani dinleyenlere basketbolcu veya futbolcu veya tenis fark etmez. Herhangi bir spor yapmak istediğinizde ekstra bir zaman ayırmanız gerekiyor iyi olmak için. Senin yani senin gibi olmak isteyen basketbolcular, evet. Çocuklar var. Çok çocuk var. Yetenekli çocuklar. Ne yapmalı? Tamam işte, işte bu cevabın işte en büyük örneği. En büyük örneği. Yani öncelikle bu işi sevip antrenmanlara yani kendi takım antrenmanları olmasa bile yani meraklısıysanız bu işin ve seviyorsanız mutlaka yani şu an elimizde internetimiz var, koçlar, ulaşabileceğimiz insanlar var. Bir şekilde öğrenip o antrenmanları bir şekilde sizi kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Herhangi bir şey, basketbol veya işte spor olmasın herhangi bir şeyde yani bilgiye ulaşmak kolay şu an. Benim yaptığım olay yani çok sevip her zaman ekstra çalışıp hangi yönümüz zayıf diye objektif olup görüp onun üstüne gitmekti. Şimdi güzel yurda gittin. Hı hı. Kaç gündür güzel yurttasın? Evet. Bir güzel yurtu gezdin mi? Güzel yurtu yani... Sokağa çıktın mı? Çıktım ama arabayla. Arabayla. Peki moleye yedin mi moleye? Moleye henüz yiyemedim. Umarım bu akşam. Annem de yapacağım. Sanırım Ertan'ın en çok sevdiği yemeklerden biri de Molo'yu ya. Evet. Çünkü Anadolu Efes röportajlarında da geçiyor bu. Sorulduğu zaman. Kıbrıs'a özgür. Dana etli. Orada evet. Dana etim dana etini tercih ediyorum demişti. Bu arada yemeğe karşı zafiyetin olduğunu söylüyorsun. Bu formu nasıl koruyorsun peki? Tatlı falan. Tatlı da yiyorum evet. Evet. Yani sezon içerisinde pek bir sıkıntı olmuyor. Tabii ki yani antrenmanları ekstra yapıyoruz. Bir de ben ekstra antrenman yapmayı seven bir oyuncu olduğum için işte ağırlık antrenmanı da yapıyoruz aynı zamanda. Yani koçumun bana gel de antrenman yapalım demesini beklemiyorum. Ben kendimi zayıf hissettiğimde veya bir şeyi yapmak istediğim zaman gidip yapıyorum. Evet. O yüzden sezon içerisinde sıkıntı olmuyor. Fakat şimdi bir ay önce sezon bitti galiba bizim. Bir ay olmuştur. Yani o dönemden beri kendime bir dinlenme süreci verdim. Ancak yani dinlenme süreci de yani haftada en az iki antrenman falan yaptığım oluyor. Yani o dönemde biraz daha dikkatli olmam gerekiyor, evet. Hı hı. Yani, ama idmanları da yapacaksın. İdmanları da yapacağız, evet. Sana verilen rapor doğrultusunda. Evet. Bu arada Tonguç istersen Erten'in Euroleague'den seçkileri var.
sergilediği performanstan görüntüler var. Yönetmenimizden rica edelim. Euroleague anları Ertan Gazi'nin ekrana gelsin. Yaklaşık bir dakikalık bir görüntü. Sonra yeniden stüdyoda devam edeceğiz. Bu görüntüler gelsin Kaya lütfen. Evet, hazır değil mi görüntüler? Ha. Evet. It's hard to receive the basketball. It's a turnover taken away by Vasilije Micić. He's got Wilbekin on the run. Terrific contortion of the body and fantastic concentration to get the finish. So here's Ertan with the takeaway on the run, and it's the first field. Double weak situation. He might not be available for the next round. Oh, nice tip down. Great work on the rebound from Gazi. Larkin trying to create room on the perimeter, goes around Pleiss, threatens the three. Gazi will take it instead, and he gets it. Ertan Gazi, the 23-year-old, who's only played 6 minutes a game this season. It's Peters, checks it's a three. His feet were right, the shot wasn't. Down the floor, a rare open basket for Efes. And here comes Anderson. Battle by to Gazi, who takes a three and hits it. Ertan Gazi here at the point. Finds a little crease of space and he gets his name in the scorebook. Evet, gerçekten güzel görüntüler. Neler söyleyeceksin? Bu arada gerçekten takımın korkulan elemanı mısın? Agresif. Ergin Ataman öyle dedi. Evet. Hocam öyle basın öyle bir demeç vermişti ve bayağı da bir yer aldı basında. Şimdi, bu söyledikleri. Bizim takımımız 3 yıldır beraber ve antrenman konusuna geldiğimiz zaman herkes birbirini tanıyan bir takım. Ancak ben oraya yeni gelen biri olaraktan, aynı zamanda agresif oynamayı, sert oynamayı seven bir oyuncu olaraktan. Bazen yani işte oyuncularımızın, takım arkadaşlarımızın sevmediği bir şekilde agresiflik onları her zaman daha iyi olmaları için ittirdiğim için yani zorladığım için bir şeylik var, bir korkuluk var evet. O yüzden mesela 5'e 5 yaptığımızda antrenmanlara veya birebir yaptığımızda kimin nereye işleşin? Micić, Larkin ve Bobo ile işleşin yani. Yani bunlar karşılarına geldiğim zaman yani herkes ya yine mi sen gibisinden bir yüz ifadesi ve söyleşi de oluyor aramızda. Hatta şey bile oldu, Larkin'de bana teklif bile oldu. Bugün beni savunma, sana işte bu yemeği ısmarlayayım gibisinden teklifler bile oldu. Tabii ben kabul etmeme rağmen aynı savunmayı yapmaya devam ettim. Peki neler konuşuluyor Ertan? Yani takımın Kıbrıslı Türk oyuncusu olmak nedir? Gündemde olan konuşmalar, espriler, tartışmalarınız ne olur? Yaklaşımlar nedir? Yani çünkü bu antrenmanda, serbest zamanlarda biraz daha mümkün bu konuların evet. gündeme gelmesi. Yaklaşımlar nedir? Yorumlar nedir? Merak ediyorum. Şimdi ilginç bir şekilde ben bu kadar kişinin bu kadar bilgisi olacağını sanmıyordum. Ancak ilginç bir şekilde takımdaki yani 190 oyuncumuz bir Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ın olduğunun farkındalar. Ve bu yani Kuzey Kıbrıs'tan daha çok ben de, yani bilgi almak istediler benden. Bahsediyorsun. Ben de gayet detaylı bir şekilde tarihimizi de iyi bildiğim için bir bahsettim onlara. Onlar da bilgilenmiş oldu yani bu konuda. Baktığınız zaman Hırvat oyuncumuz var, Sırp oyuncumuz var, Amerikalı oyuncumuz var. Amerika evet. deyince yine farklı eyaletlerden gelen oyuncularımız var. Bosnalı var. Fransız var, Bosnalı var. Yani bu arkadaşların hepsine şu an Kuzey Kıbrıs'ın varlığını bir şekilde ilettik. Onlar da yani doğru bilgiler. Bildiğini düşünüyorum. Evet. Tabii ki bir şey yok yani orada işte Kuzey Kıbrıs'ın veya işte Güney Kıbrıs'ın veya Türk'sün tabii ki bir sıkıntı. Yani profesyonel olmak başka bir şey. Hı-hı. Ve bu işin gereği bu konularda insanlar daha hümanist, daha iyi yaklaşımda olması gerekir. Ama yani merak ediyoruz bir Kıbrıslı Türk oyuncu olarak takımdaki yerini, sana nasıl davrandıklarını o açıdan sordum. Peki bir de Sayın Cumhurbaşkanı Tatar, Sayın Erdoğan. Evet, bu kabul. Tatar sizi aradı, Sayın Cumhurbaşkanı aradı, hı hı. konuştunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kupayı da gittiğinizde. Evet. O görüntüler tanıştın de vardı. Mı? Evet. Ne, evet. Kıbrıs olduğunu biliyor. Evet, zaten bütün oyuncularımızı tek tek Ergin Hocam tanıştırdı. Benim de Kuzey Kıbrıs'ta olduğumu söyledi. Zaten bir ödül
töreni verilirken işte bize verilen bir hediyemiz vardı. O verilirken işte fotoğraf çekilirken ben zaten söyledim Kuzey Kıbrıs'tan sevgilerle diye. O da Kuzey Kıbrıs'a selamlarımızı iletti buradan herkese. Söylüyorum ben de. Öyle bir tanışma sürecimiz oldu. Evet. Peki Sayın Tatar neler konuştu seninle? Sayın Cumhurbaşkanımız da beni tebrik etti. Yani böyle bir başarı yakaladığım için böyle bir serüvende bu takım böyle bir takımın ferdi olduğum için tebrik etti. Ben de çok teşekkür ettim onun zaman ayırdığı için. Buraya geldiğinde de Kuzey Kıbrıs'a geldiğinde de benden geldiğinde bir haberi olmasını istedi. Şu an haberi var. Ben de bekliyorum. Bu sabah Brüksel'e gitti ama döndüğünde, ben biliyorum evet. ki seninle temasa geçeceğini biliyorum. Evet, evet. Tabii ki bu arada bir gelişme de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği bir onur gecesi düzenleyecek. Hı hı. Ve 3-4 yurt dışında kendi dallarında başarılı olan Merve Çelebi, Buse Savaşkan gibi, Targun Argun gibi atletizmde bir isim de tabii ki şüphesiz burada olman da güzel. Ödül alacaksın Spor Yazarları Derneği'nin pazartesi organize edeceği gecede. Bu konuda neler söylemek istersin peki? Ülkenden gelecek bir ödül. Çok onur verici. Sonuç olarak yani doğduğum, büyüdüğüm topraklar ve yani bu kadar ilgi görmem, bu kadar sevilip sayılmam benim için ayrı bir sevinç kaynağı. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum. Pazar günü U17 ligi finali var. Sevgili Erten orada olacak ama şimdiden pazar akşamı saat 20'de basketbol erkekler final serisi 1. maçı oynanacak. Saat 20'de BRT'de Naklen yayınlanacak. Şimdi burada söylüyorum. Sevgili Erten Gazi bizimle zaman zaman maçın yorumunu da yapacak BRT adına. Evet. Onu da belirtelim. Empoze oldu ama bir şey olmaz. Peki Erten, elbette sonuçta güzel yurt ihtisasla başlayan bir süreç. Bu macera senin için ve ülkeyi de takip ediyorsun doğal olarak, her ne kadar yurt dışında yaşasan da zaman zaman gelişler de var. Basketbol konusundaki ilerleyişimiz yönetimde değişti, yeni bir ekip var. Tabii ki herkes gönüllü, büyük bir özveriyle bu işler götürülüyor. Çok iyi biliyorsun sen de ülkemizde federasyonların çalışmaları yapısı, üye yapısı, yönetim yapısı gereği de. İşlerin nasıl gittiği konusunda bilgi sahibisin. Baktığın zaman altyapıya ve oynanan lige, üstlük, süperlik gördüğün nedir? Nasıl gidiyoruz? Yani şu an için önümüzdeki geçmiş federasyonumuzdan yani ben bir Türkiye'ye gittikten sonra, Amerika'ya gittikten sonra Türkiye'ye geldikten sonra yani size buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani benimle her zaman ilgilendiniz, beni desteklediniz. Biz teşekkür ederiz. Yani önceki bu kadar başarı, böyle bir gelişim elbette desteği hak eder artık. Ben teşekkür ederim. Çünkü Anadolu Efes'in sosyal medya hesabında, röportajında benden bahsetti. Çok gururlandım. Gözlerim de doldu. Çünkü senin küçüklüğünü biliyorum. Evet. Neler yaşadığını biliyorum. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani siz de o desteği verdiniz. Ben de yani bunu bildiğimi bilmenizi isterim. Bundan önceki zamanlarda yani siz vardınız ancak yanımda yani Amerika'ya gittiğim dönemlerde veya işte geldiğimde yani o kadar fazla bir yani manevi bir destek yani en azından bak Erten aferin böyle bir şey başardın, Amerika'ya gittin veya işte Efes'e gittin. Yani bir destek beklerken hiçbir geri dönüntü olmamıştı bana daha önce. O yüzden biraz kalbim kırılmıştı açıkçası. Fakat şimdi yeni federasyondan bahsettiniz. Yeni federasyon geldiğim günden beri benimle iletişim evet. haline geçmeye çalışıyor. Bir organizasyon yapmak istiyorlar. Benim de istediğim zaten bu. Sonuçta ben Erten Gazi olarak bir yani profesyonel hayatımı sürdüreceğim. Fakat bunun yanında aynı zamanda buradaki gençlerimize, buradaki evet. basketbol oynamak çok isteyen önemli. İnsanlarımıza, özellikle de velilerimize, çocuklarımızın velilerimize evet. bahsetmek istediğim çok şey var. Konuşmak Hı-hı. istediğim, yani bu tecrübemden söylemek istediğim. Şu anda bir idolsün sen. Çok şey var. Evet. Ve bunu en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde paylaşmak istiyorum. Ve federasyonumuz da bu konuda bana yardımcı oluyor. Bakalım bu pazar günümüzde evet. Bakalım nasıl bir organizasyon olacak. Peki gelişimine dair gözlemlerin vardır Erten. Sorunun bir ucu da bu.
esas aslında. Gelişimimiz noktasında neler düşünüyorsun? Ülkede basketbolun yani, gelişimi. Yetenekli oyuncular var. Tabii ki yetenekli oyuncularımız var. Zaten yetenekli oyuncular çok vardı benim dönemimde de oynarken. Hı-hı. Yani ben güzel lisansta oynarken takım arkadaşlarım, yani çok yetenekli oyuncularımız vardı. Fakat işte ada sınırlamaları gereği herkesin bir kendi üniversite yani böyle bir yol çizmesi gerekti kendine. Ben o yolun biraz dışına çıkmaya karar verdim. Kolay bir yol değildi. Fakat yani sonuçları güzel oldu benim için. Sana enteresan bir şey söyleyeyim. Tabii. Anneni yazdım. Babanı yazdım. Seni de yazıyorum. Yani Gazi sülalesini gazetecilik olarak tanıyan ve yazan bir insan olarak çok mutlu oluyorum. Yani babam benim çok eski arkadaşım, annen öyle. Ama seni de yazmak, onlar bir ülkenin en iyi sporcularıydılar. Şimdi sensin. Gerçekten tabii, tebrik etmek lazım sporcu seni. Aileden yetişmek çünkü ayrı başka doğduğun bir zaman söylüyorsun da verdiğin röportajlarda henüz küçüktüm. Annem basketbol oynuyordu. Annem de basketbol oynuyordu diye. Baba zaten sporcuydu. Sporcu ailenin çocuğu olmak elbette getirisi, avantajları vardır ama bu senin üzerinde baskı yaratıyor Mert. Merak ediyorum. Yani baskı yaratıyor. Beklentiler noktasında. Baskı yaratıyor diyemem. Aksine çünkü ailem bana baskı yaratmak yerine hep destek oldu. Hatta bu yoldan döndürmeye çalıştıkları bile olmuştur. Onu size söyleyeyim. Çünkü sporculuğun tabii kötü yanlarını, profesyonelliğin kötü yanlarını bildikleri için yani Ertem bak emin misin? Yani şey olur ya, bilgisayarda bir şey silmeye çalışırsınız der ki emin misin? Son kararım. Bak atıyorum çöpe. Yani böyle kolay bir yola girmiyorsun çünkü ve senin verdiğin mesaj da çok önemliydi. Hı-hı. Yani zorlu bir süreç olacak ama kesinlikle en ufacık bir anda bile yılmayın demiştin. Orası çok önemli. Ben kendi görüşlerimden biraz, zamanımız var mı bu arada? Tabii ki. Kendi görüşlerimden biraz bahsetmek isterim. Yani ben 15 yaşında İstanbul'a gittim. 18'ime kadar İstanbul'daydım. Yani bu 3 yıl şu an bir geri dönüp baktığım zaman tekrar yapar mıyım? Yani yaşayabilir miyim? Yaşayamam. Yani çok zor. Yani ben bu kadar anlatayım size isterseniz bir günümü İstanbul'daki. Tabii. Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama benim kaldığım yer Cevizli Bağ. Cevizli Bağ'dı. Ne oluyor? Avrupa yakasında bir yer oluyor. Şeye yakın, antrenman salonlarıma yakın bir yer. Ama okul? Gittiğim okulum Bostancı'da. Yani karşıda Anadolu tarafında idi. Yani saat 5.30'da uyanıp saat 6'da beni servis alıyordu. Her sabah okula gidiyordum. Okulumuz saat 8'de başlıyordu. Saat 1'de öğle arası vardı. Öğle arasına kadar kalabilirsek şanslıydık yani. Evet. Çünkü aynı zamanda okula gittiğimiz zaman Kadıköy'e gitmemiz gerekiyordu. Şey vardı, okul antrenmanı vardı. Tabii benim kaçırdığım dersler, hem öğleden sonra kaçırdığım dersler hem antrenmandayken kaçırdığım dersleri bir şekilde benim temin edip, arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden temin edip çalışmam gerekiyordu sınavlar için. Kadıköy'den çıkıp işte feribotla veya işte metrobüste Mert'e antrenmana gidiyorduk Efes için. İşte orada bazen bir antrenman, bazen iki antrenman oluyordu. Çünkü hem aynı zamanda ben Pertemniyal'in, Efes'in ikincilikteki pilot takımı olan Pertemniyal'le de oynuyordum. Yani bazen günde 3 antrenman üstü. Bir de önümdeki kapıları açık tutmak için ben işte Mecidiyeköy veya Levent tarafına gidip bir SAT kursu, TOEFL kursu almam gerekiyordu Amerika için. Evet. Bunları da alıyordum ve benim bir günüm böyle geçiyordu İstanbul'da. Bir de İstanbul trafiğini düşünün. İstanbul'un o toplu taşıma sistemini düşünün. Evet. Yani bir de eve gelip aynı şeyi tekrarlamam gerekiyor. Ama sonuç olarak sen söylüyorsun Ertem. Bir hedef var. Evet, bir hedef vardı. Bir hedef var, bir kararlılık var. Evet. Dolayısıyla o sevdiğiniz iş uğruna yürüyeceğiniz yol biraz acıtabilir ama yılmamak gerektiğinin de en büyük örneklerinden birisin. Tabii ki. O anda zaten ben hem yani bunu bahsetmek istiyorum. Ben o yaşta tamam yoruluyordum ama hedefim olduğu için çok fazla bu konuyu düşünmek istemiyordum. Fakat buradan ben ailelere seslenmek istiyorum. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi benim sporcu bir ailem var. Fedakarlık yapmamız gerektiğini bilen bir ailem var. Buradan ailelere sesleniyorum. Yani benim için ailem 3 yıl boyunca birbirinden ayrı yaşadı. Çünkü babam gelip benimle İstanbul'da kalmıştı. Aynen öyle. Evet. Bu birinci fedakarlık. İkinci fedakarlıklar da yani yaşadığımız stres. Oradaki yaşadığımız stres vardı. Yani zaten gerisini anlatmama gerek yok. Orada
kaldığım zamanlarda işte maçım kötü gider, işte ne bileyim okulda kötü bir şey olur, babam işte bana yardımcı olmaya çalışır, babam bunu anneme anlatır, annem dayanamaz, hafta sonu İstanbul'a gelir falan. Evet. Aynen yani böyle bayağı bir zorlu durumlar oldu. Her iki tarafın da fedakarlık yapmasını söylemeye çalışıyorum. Özellikle evet. Aile kısmı. Çünkü çocuk olarak yani ben tamam zorlanıyordum, bazen canım sıkılıyordu fakat aynı zamanda o enerji vardı bende, o istek de vardı, hedef de vardı. Aynen, bizde Arjen Baybars, Liz Maloney örneği gibi aynı süreci yaşayan ve devam eden. Türkiye 16 milli takımda, kızlar milli takımda olan kızlarımız var, onlar da aynı durumda. Evet, artık son dakikalar Ertem ve bu verdiğin mesajlar gerçekten çok çok önemli. Ne kadar daha buradasın? Şu an ben de bilmiyorum. Yani ne güzel. Kuzey Kıbrıs'ta bahsediyorsunuz. Evet. Evet, tatil. Şu an ben de bilmiyorum. Sahip. Çünkü sezonumuz bitti ancak benim antrenmanlara devam etmem gerekiyor. Şu an İstanbul ve Belgrad'da, Sırbistan'daki Belgrad'da yani bir antrenman programı hazırlamaya çalışıyorum kendime. Onun kesinleşmesi belli olunca oraya kampa gideceksin. Direkt oraya gideceğim ben. Evet. Çok o yüzden her an gidebilirim. Son dakikalarımız. Tabii ki söylemiştin Erten. Öncelikle hedef Anadolu Efes'te kökleşmek, kendimi Avrupa'da aynı zamanda ispatlamak ve büyük hedef NBA'ye doğru da yol almak. Daha önce söylemişti zaten. Evet, NBA'de oynamak istiyorum. Vurgu yapıyor buna yine. Kapanış cümleleri olarak yine bir toparlayacak olursak neler söylemek istersin? Kapanış olarak buradan ilk önce gençlerimize sesleniyorum. Bizim buradaki hayatımız biraz daha rahat, biraz daha eğlenceye yönelik bir hayatımız. Eğer bir şeye hedef koyuyorsanız ve belirli yerlere gelmek istiyorsanız kesin zamanınızdan, terinizden ve yani duygularınızdan ödün vermeniz gerekecektir. Ve çalışmaya devam edin. Ailelere de bu konuda yapabilecekleri en iyi şey doğru yolu, çocuklarına doğru yolu gösterip onlara destek olmaktır diyorum. Seni seven çok insan var. Bunu hissetmişsindir bu son dönemde. Takipçin artmıştır. İlgi daha da yoğunlaşmıştır. Sadece camia değil, ülke genelinde. Çünkü bir Kıbrıslı Türk'ün burada yaşattığı gurur ülke insanı için çok çok önem taşır. Ve sporu seven bir ülkeyiz Ertan. Tüm izleyenlere, sadece spor camiası değil, seni destekleyen tüm izleyenlerine buradan ne mesaj vermek istersin? Bu seneki, bu yılki destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak halen yolun başındayız. Bence yani takipte kalın ve başarılarımı izlemeye devam edin. Peki, çok çok teşekkürler Tonguç. Tamamlayacağın varsa. Vallahi ne diyeyim? Ben yıllardır onu takip ediyorum. Yıllardır onu görüyorum ve mutlu oluyorum. Ertem'in küçüklüğünden itibaren onu takip eden, yazan isimler. Yaşım ortaya çıkıyor artık. Evet değerli izleyenler, Ertem Gazi'ydi stüdyomuzda. Çok mutlu olduk, onur gurur duyduk onu burada ağırlamaktan. Daha önce telefon bağlantıları, videolu mesajlarla alıyorduk mesajını, programa ilettiği duygu ve düşüncelerini. Tamamlamış oluyoruz. Bir kez daha çok çok teşekkürler. Efes'te çok çok iyi noktalara gelmen dileği ve inancımıza da vurgu yaparak söylüyorum Ertem. Bu büyük hedefe de inşallah daha güçlü ve başarılarla birlikte ilerleyeceksin. İnancımız tamdır. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve başarılarınızın da devamını takım olarak ve senin de aynı zamanda. Tamamlıyoruz efendim. Haftanın son spor gündemi programında yarın spor servisinden arkadaşlarımız güne ve gündeme dair konu ve konuklarıyla burada olacak. Önümüzdeki hafta akışta değişiklik olmaması durumunda Tonguç Kotak'ta biz yine burada olacağız. Bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.